haber Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Bağış'taki Urartu Kalesi'nde kazı çalışmaları yeniden başladı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Suudi Arabistan'a tarihi bir ziyarette bulundu. Batı Ermenistan'ın Batman ilindeki tarihi kilise yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Konstantinopolis'te ünlü bir Ermeni mühendisin adını taşıyan sokağın adı yine değiştirildi. Ermeni alfabesi sanatı, UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine dahil edildi. Henry Verneuil'un yıl dönümüne adanan konferans, dünyanın farklı yerlerinden sinemacıları Ermenistan Cumhuriyeti'ne getirecek. Batı Ermenistan'ın Bağış Bitlis ilinin Adil Cevaz ilçesinde Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü manzarasına karşı kurulan kaledeki çalışmalarda önemli bulguların ortaya çıkarılması hedefleniyor. 2300 rakımdaki Kef Kalesi'nde 50 yıl aradan sonra başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarının tarihe ışık tutması bekleniyor. Kale M.Ö. 7. yüzyıla tarihlendiriliyor. Sipahan-Süphan Dağı eteğinde Van Gölü'ne Hakim Tepe'de inşa edilen Kef Kalesi'nde üzerinde çivi yazısı olan taş ve seramik parçaları bulundu. İkinci Rusa'nın en zengin olduğu dönemde yaptırılan kalelerden biri. Sarayda önceki kazılarda 30 oda tespit edilmiş ancak en az 100 odalı olduğu değerlendiriliyor. Diğer odaların gelecek yıl kazılması planlanıyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, bağımsızlığını yeni kazanan Ermenistan Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Arap-İslam dünyasının kilit ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı ofisi, 2021 yılının 26 Ekim gününün Ermeni-Arap ilişkileri ve özellikle Ermenistan Cumhuriyeti-Suudi Arabistan ilişkileri tarihinde özel bir sayfa olacağını bildirdi. Bu eşi görülmemiş olay, Ermenistan Cumhuriyeti'nin uluslararası ilişkilerinde kesinlikle bir dönüm noktasıdır. Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığından bu yana, Ermenistan Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yokluğunda hiçbir Ermeni yetkilinin o ülkeyi ziyaret etmediği bir zamanda Ermenistan Cumhurbaşkanı Arap-İslam dünyasında istisnai bir role ve öneme sahip olan ülkeyi ilk kez ziyaret ederek tarihi bir adım attı. Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Suudi Arabistan Prensi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve geleceği hakkında konuştu. İki halk arasındaki zengin tarihi bağların, gelecekteki devletler arası ilişkilerin inşası için iyi bir temel oluşturduğu kaydettiler. Baraj altında bırakılan Batı Ermenistan'ın Hasankeyf'te suların çekilmesi üzerine Roma İmparatorluğu dönemine ait 3 katlı Saha Kilisesi gün yüzüne çıktı. Digris-Dicle Nehri üzerinde inşa edilen Ilısu Barajı göleti nedeniyle Batman'ın 12 bin yıllık tarihi ilçesi Hasankeyf dahil 199 yerleşim yerinin sular altında bırakıldığını çoktan bildirmiştik. Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle sular çekildi ve kilise gün yüzüne çıktı. 3 katlı bir mağaradan oluşan kilisenin üst katı rahiplerin yattığı yer, orta katı ibadet yeri, en alt katı ise rahiplerin mezarından oluşuyor. Suların çekilmesiyle rahiplere ait olduğu düşünülen kemikler de ortaya çıktı. Tarihi kilisenin yanı sıra birçok mağara ve ev de gün yüzüne çıktı. Baraj göletindeki su seviyesinde düşüş ve önlem alınmamaktan kaynaklı tarihi kilise tahrip olmuş bir halde gün yüzüne çıktı. Konstantinopolis'in Bakırköy'de ünlü Ermeni mühendis Hovhannes Dadyan'ın adını taşıyan cadde belediye tarafından yeniden değiştirildi. 2008'den bu yana Bakırköy Belediyesi caddeye Dadyan adını verdi. Ancak bir süre sonra Konstantinopolis Belediye Meclisi adını tekrar değiştirdi. Bakırköy sakinleri Osmanlı İmparatorluğu'nun ünlü bir mühendisi olduğu ve ülke için çok şey yaptığı için Dadyan'ın adı caddeye verilmesinden yana olduklarını vurguluyorlar. Hovhannes Dadyan 1799'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren barut işleriyle uğraştı ve ünlü bir mühendis oldu. Osmanlı ordusunda önemli görevlerde bulundu. Dadyan Caddesi üzerinde halen varlığını sürdüren Surp Astvasazin Kilisesi ve Dadyan Okulu'nu yaptırdı. Mezarı ise Bakırköy Kartaltepe'deki Ermeni mezarlığında bulunmaktadır. Bilgelik ve nasihat bilmek, dehaların sözlerini öğrenmek.
Soğuman Süleyman'ın masallarından alınan bir cümle, Ermeni alfabesiyle yazılmış ilk cümleydi. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki UNESCO Ulusal Komisyonu'nun resmi Facebook sayfası, Ermeni alfabesini ve kültürel tezahürlerinin UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine dahil edildiğini bildirmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti 1992'den beri UNESCO'nun üyesidir. İlk kez 2021 ile 2025 dönem için UNESCO Yürütme Konseyi'ne katılmak için adaylığını sundu. Fransız Ermeni film yönetmeni Henri Verneuil'in 100. yıl dönümü vesilesiyle Ekim 29 ile 31 tarihinde Yerevan'da ulusal sinema bir evrensel miras olarak inceleme, koruma, tanıtım konulu 3 günlük bir konferans düzenlenecek. Henri Verneuil, sürgün edilmiş Ermenilerin tipik bir temsilcisidir. Sanat yolu Fransa'da gelişti. Macera, polisiye, gangster gerilim filmleri dahil olmak üzere yaklaşık 40 uzun metrajlı filmleri onun kriminal türünün örnekleridir. Verneuil'in yaratıcı yolu, Ermeni kültürünü yurt dışında yaşatan sürgündeki diğer Ermeni film yapımcıların rolüne benziyor. 3 günlük konferans İngilizce ve Ermenice senkron çeviriyle gerçekleştirilecek. Konferans sırasında Henri Verneuil'in oğlu Patrick Malakian ile özel bir görüşme sohbet olacak. Verneuil'in en ünlü filmlerinin gösterimi sunulacak. Henri Verneuil Aşot Malakian'ın unutulmaz yıl dönümü UNESCO ünlülerinin önemli olay takvimine dahil edilmiş olduğunu sizlere hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Anna Maelian tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Kuşnara adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.